Gir kayda. Girdim. Girdim mi? Hemen gireceğim. Abi var ya, 3-4 gündür kullanıyorum. Ya bir hoşuma gitti. Bir aile otomobili olarak hiçbir eksiği yok. Menzil iyi, sürüş iyi, yanlıyor. Gelecek güzel, bak böyleleri güzel. Heyecanlanıyor insan. Şimdi tasarım olarak bakıyorsun, robot, Hyundai'nin robotu Ioniq 5, jantlar 20, 255, 45, 20. Önce bir ilk fotoğraftan ya bu hatchback mi falan diyorsun, yanına bir gidiyorsun, şişirilmiş hatchback, SUV, C-SUV olarak bunu adlandırıyor Hyundai. Hatta ilk çıktığında acaba D sedan olarak mı çıksa diye konuşulmuştu. Yani tasarım olarak falan da acayip dikkat çekiyor. Hatta TOG mu diyenler oluyor. Armasını görmeden baktığın zaman böyle bir andırıyor. Çok teknolojik. Altyapısı da çok teknolojik. Kia EV6 ile ortak platform. EGMP platformu, Hyundai'nin platformu. 800 voltluk bir altyapısı var. Hızlı şarjı acayip imkan veriyor. 300 kW'a kadar hızlı şarj imkanınız var. Hani 300 kW'lık bir şarj istasyonunda 15 dakikada %80 doldurursun yani. Hani o derece. İşte kameralar, şurada LED farlarımız. Yani bu bir oyuna benziyor ya. Böyle Roblox. Bunun adı Roblox olsun. Bir tane böyle oyun var. Yani Minecraft'te sanki olan bir oyunmuş. Hani şunlar falan böyle Minecraft'ı bana anımsatıyor. Otomobil oldukça aerodinamik. Sürtünme katsayısı 0.28. Arkada falan güzel spoiler detayı var, göstereceğim. Aktif bir burada tampon detayımız var. Bu açılıp kapanabiliyor. Radyatörler var. Radyatör içerideki klimalar için falan. Pil soğutmaları için kullanılıyor. Onun için burada bir aktif radyatörü var. Kaputumuz açılıyor. Bak otomobilin bir eksisi. Ya sen Ioniq'sin, sen robotsun, teknolojiksin. Yaklaştığımda açsana kapını. Böyle buradan, ya çok büyük bir şey değil ama yemin ediyorum aradım. Hani yaklaşınca zıt diye hoş geldin sahip. İstedim yani. Bu robot abi. Bu konuşur ileride. Buna öğretirler konuşmayı. Bak renk de bukalemun. Siz şimdi tabii hava kapalı göremiyorsunuz. Bir yerden bakınca mavi, bir yerden bakınca yeşil. Bayağı güzel. Bak amortisörlü kaputumuz, gelecek güzel. Adamlar yapmış. Buna frank diyorlar. Böyle trunktır ya bagaj. Bu da frank. Böyle bir göz işte. Bunun altında inverter'ı var. AC/DC. Zaten başka burada işte aralardan bakınca anca görüyorsunuz. Normal bir akümüz de var. Yine içerideki multimedya ıvır zıvır çalıştırması için. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sesin tokluğunu duyuyor musun? Yalıtım falan çok güzel. Toink diye kapandı. Ön tarafta MacPherson süspansiyonumuz var. Arkada çok kollu, bağlantılı, bağımsız süspansiyonumuz var. Ön disklerimiz zaten hava kanallı. 320 milim yanlış hatırlamıyorsam. Baksana bayağı plastik falan değil, kapak değil. Pilot Sport EV. Artık elektriklerde tork tabii muhteşem. Bu otomobilde 605 Nm tork var. 4 çekerlekten çekişe sahip. Onun için lastik hamurları da ona göre uygun olması lazım. Bu arada çift motor önde ve arkada. Toplam gücümüz 306 beygir, 605 Nm torkumuz var. Öndeki motor 95 beygir, 255 Nm tork. Yani araba arka itişe yakın. Zaten kaygan zeminde falan diye çok güzel geliyor. Arkadaki motorumuz da 211 beygir 350 Nm tork. Bunda hakikaten toplamını koymuşlar. 306 beygir 605 Nm de torku var. Arkada bir sileceği bulunmuyor. Şaşırdım buna. Şuradan spoiler detayı muhteşem. Buradan böyle gökyüzünü de görebiliyoruz. Demek ki burada gerçekten vortex oluşmamasını ve havanın akmasını sağlayan bir spoiler olduğunu düşünüyorum. Fonksiyonel bir spoiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü otomobilin arkası da kısa. Ya detaylar Minecraft ya. Hakikaten çok iyi. Bir egzozumuz yok. Kameralar falan zaten mevcut. Bagaj önemli. Gayet dümdüz bir bagaj. 531 litre. Yatırdığınız zaman 1591 oluyor. Yani bu elektrikli platformlar tabii egzozdur, şafttır, şudur budur olmadığı için bol bol yerin oluyor. Diz mesafen, baş mesafen çok iyi oluyor. Burada da çok güzel bir bagajımız var. Burada işte kablolarınızı falan koymak için bir yeriniz var. 12 voltu var burada. Şöyle. Bagajımızdan böyle devasa bir kapak. Size şunu da göstereyim. Videonun başında dediğim gibi otomobilin altyapısı oldukça teknolojik. 800 voltluk bir altyapı var. 300 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Şöyle kapak açılması gayet hoş. Bak buradan da böyle kapatabiliyorsun. Pısa.
EV6 testimde bahsetmiştim. Burada da bahsedeceğim. Artık bu otomobillerle fırında yemek yapabiliyorsunuz. 3 kW'a kadar elektrikli cihazları destekliyor. Yani 3000 watt demek bu. 3000 watt da yani saç kurutma makinesinden mikrodalgaya, buzdolabı falan filan, hani kampa gittin, kur abi elektriği. Bu cihaz sayesinde bütün o işlemleri yapabiliyorsunuz. Şöyle takıyorsun, açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada artık bir priz girişiniz var. Ondan sonra kapatıp kablo koruması falan da güzel yapmışlar. İşinizi görüyorsunuz. Artık hani dediğim gibi böyle uzun süre otomobili kullanmayacaksın. Evinde öyle bir altyapı var. Buradan hop bağla evine, evinin elektriğini sağlasın. Çünkü burada kullanılabilir 70 kWh saatlik pillerimiz var. Oldukça fazla. Günlük bir ev ihtiyacı 3 ile 8 arası kilowatt olarak. Hani siz düşünün kaç gün size yetecek kadar bir enerji sağlayabilir. İşte böyle böyle aslında işte güneş paneli, otomobil şarjı, ev falan, böyle bir ekosistem oluşuyor yavaş yavaş. Bu da böyleydi. İçeri geçelim. İçerisi de muazzam. Evet. Ioniq 5'imizin arka tarafı, bak şu kapı içindeki nefti koyu yeşil. Şu efendim şurada nefti siyaha bak. Şurada efendim açık griye bak ya. Benim en sevdiğim renklerden biri. Onu görür görmez Mercedes EQC aklıma geldi. Onun da biliyorsunuz böyle rose gold, yeşil falan. Muhteşem beyaz deriler, yeşil, ki bunlar böyle geri dönüştürülebilir falan. Artık biliyorsunuz şu kot kumaşı gibi koltuk detayları falan harika. Koltuk ısıtmamız var. Çok güzel düşünmüşler ya. Hani her yeri tutabiliyorsun kapıda. Çok minimalist, zarif ama ilgi çekici de. Mesela şuradaki kaplama mermer gibi duruyor. Bayıldım ya arabaya. Detaylara bayıldım. Havalandırması var. Ama sen bu kadar yap. Tek tuşla abi cam açılmasın. Niye? Yani ben bunu bir gün bir Hyundai'den mühendisle görüşünce soracağım. Niye abi diyeceğim. Bu niye tek tuşla açılmıyor? Araba 2 milyon. 5 dolar ben veririm, koyarım. Camda kalın çift cam. Zaten yalıtımı, sessizliği güzel arabanın. Yani ısıtması var, tek tuşla kapanmıyor. Vardır, bir sebebi vardır, bilmiyorum. Ondan sonra iç mekanda tabii türlü türlü numaralar. İşte böyle bu koltuğu böyle buradan oynayabiliyorsun. Ondan sonra bak, güzel bir detay dedik ya, işinizi görebiliyorsunuz dışarıdan. 220 soket burada da var. Bildiğin 220 girişi hop kullanıyorsun. Şimdi diyeceksiniz abi ortası engelleniyor, üçüncü oturamaz buraya. Hemen şovumu yapayım. Burası arkadaşlar konsol, ileri geri oynatılabiliyor. Harika düşünmüşler. Zaten önde detaylı göstereceğiz ama yani şöyle iç hacim olarak bu otomobil boyutlar olarak Tucson'dan daha büyük, Santa Fe'den daha küçük. Siz öyle bir kafanızda canlandırın. Hani otomobil dışarıdan ya bu hani büyük hatchback falan mı diyorsun? Yanına bir gidiyorsun. Dev. Cam tavanımız çok güzel, ferah. Mesela bu otomobile BMW'deki gibi böyle dokunacaksın abi kararacak. Dokunacaksın açılacak, güzel olurmuş. Yaparlar. Otomobilde 8 hava yastığı var. Böyle ortadan da çıkıyor hava yastığı bu aradan. Böyle birbirine tokuşmayın diye. Euro NCAP'ten de 5 yıldızlı. Oldukça güvenli bir otomobil. Elektrikler güvenli zaten. Bir de ön tarafa bakalım. Evet, geldik ön koltuğumuza. Bana göre ayarlı. Bu arada anahtar da yok. Şimdi sizi göstereceğim. Onu sonraya saklıyorum. Sürüşe saklıyorum. Konsolumuz. Ya muhteşem ya. Şu ferahlığa bakar mısın? Yani buraya bak. Beşlik zeytinyağı. Memlekete giderken dönerken. Peynir tenekesi. Ondan sonra çayın, kahven, çuval, buval, her şey sığar abi. Buraya kolalar, şeyler, içecekler, kablosuz şarjımız. İki tane USB girişimiz. Enteresan, Type-C değil bak. Niye değil? Type-C olsa daha iyiydi aslında böyle teknolojik bir arabaya. Yer bol arabada abi. Yani hakikaten çok kullanışlı. Yani bak, detaya bak. Çekmece. Torpido değil, çekmece. Bayağı bildiğin derin bir çekmece var burada. Burada böyle derin bir göz. Unutursun vallahi burada, hani öyle gider. Nehirin oyuncakları. Nehirin oyuncakları falan filan. Nehir oynar burada. Şurada oynar. Atlas'ı koy zaten, tamam. Sonra güzel bir özellik bak. Hızlı da. Koltuk yatak oluyor. Hızlı, bak ne kadar hızlı şimdi. Biraz daha, bir dakika. Ben erken kestim. Heh. Şimdi bu o kadar ergonomik ki. Kendiminkini de yapayım mı? Bu o kadar ergonomik ki. Şimdi zaten dümdüz yatacaksın diye bir şey yok.
belini falan o kadar güzel destekliyor ki böyle bak. Acayip rahat. Hakikaten vallahi uyursun. Belimi falan şu an acayip destekledi. Yani dümdüz olmasına gerek yok arabada zaten. Muhteşem. Kafalık yumuşacık. Vallahi böyle şeyi izle. Yağmur yağışını falan izle. Sevgilinle, karınla artık kim olursa. Sonra hop bas 1'e hızlıca toparlıyor. Bu toparlıyor mu? Ha bu da toparlıyor bak. Bu da böyle hızlıca öne alıyor mu? Alması lazım, alıyor. Ondan sonra başka dikkat çekici neler var? Vites seçicimiz ve bak malzeme kaliteleri, tuşların basma hisleri mesela bak. Böyle tık tık değil de çok güzel bir tuş basma hissi var. Kremamsı. Böyle araya sanki bisküviye bastırırsın ya kremalı ezersin. Bak arada böyle bisküvi şeyi kreması kalmış gibi. Basınca anlarsınız. Vites seçicimiz mesela. Tık. Yani böyle araba fütüristik. Böyle oyunlarda gördüğümüz gibi. İşte ne bileyim filmlerde gördüğümüz gibi. Her şey ergonomik. Klima konsolumuz. İşte bu start stopumuz. Hala fiziksel bir tuş olması çok güzel. Yani hep böyle eleştirip ya şu bak fiziksel tuş aldık koymuş adam. Hakikaten çok güzel. Logo koymamış mesela, enteresan. İçeri logo koymaması garibime gitti. Demek ki burada daha ileriye dönük planlar mı var artık? Bu da böyle geri dönüşümlü malzeme gibi. Yani deri kaliteleri falan. Ya hakikaten Hyundai çok başarılı. Ya şu yandaki renkli koltuk overlock mu nedir bu? Overlockçı ayağınıza geldi. Bu yandaki o dikiş detayı. Çok hoş, çok iyi. Ekran zaten çok iyi çalışıyor. %78 batarya, 310 menzil var diyor. İşte burada EV detayları görebiliyorsun. Navigasyon var, seni en yakın şarj istasyonuna yönlendiriyor. Sıralıyor şarj istasyonlarını. Koltuk ısıtıcı ve havalandırmamız var. Sessiz modumuz var. Radyo ve medya yalnızca ön koltuklarda çalınır, arkadakiler uyusun diye. Hyundai Live var, telefonla birleştirdiğiniz zaman trafik datasını da alabiliyor. Android Auto ve Apple CarPlay USB'li. Yani nasıl USB'li olur ya? Nasıl kablosuz olmaz? Direkt abi modül yapacağım buna, yapacak bir şey yok. Kemal yapmıştı EV6'da. Var aslında, altyapı var da bilmiyorum. Niye? Bilenler yazsın. Çok güzel. Renk detayları da çok güzel. Hemen geliyoruz kadranlara. Burada da mola ver diye bir şey var. Hız sınırı yapabiliyorsun. Tüketim ekranınız var. Navigasyon ekranınız var. Dört çeker sistemini ve lastik basınçlarını gördüğünüz bir ekran var. Böyle çok da oyuncaklı değil ama klasik tabii bu. Şeyler falan çok güzel. Modlarımız var. Şurada biraz Mercedes gibi olmuş. Spor, eko, normal. Böyle bu şekilde. O zaman yola çıkalım. Yolda sürüşünden, performansından bahsedeyim. 5.2'lik 300 beygirlik bir aile otomobili. Yolda görüşürüz. Gel. Gel sürüşe gidiyoruz gel. Hadi gel sürüşe gidiyoruz. Ha? Takip. Dön şurada. Ezmezsin değil mi beni? Ha? Git. Ha? Git öyle. Aferin. Geri git bakayım biraz. Ha? Geri git. Git. Şuradan dön gel. Tamam hadi tamam, tek başına yapamayacağım belli. Sürücüsüz ol, yapamıyorsun. Şöyle hazır düz yoldayken istiyorsanız hemen bir 0-100'le başlayalım. Spora alalım. Hemen gaz tepkisi de fırt 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 artıyor. 5.2 saniye 0-100'ü. Bir de 4 çeker olduğu için kayıpsız bir 0-100 tabii bu. Kendinden daha güçlü arkadan itiş bir rakibini sokak asfaltında üzebilir. Bu elektrikler maalesef öyle. Şöyle gaz fren yapayım mı? Yemiyor zaten gaz fren. O zaman 3-2-1. Gayet güzel. Ve 100. 5.2 mi? Evet, 5.2 civarı ki biraz daha şey var. Şu güneşliğe bayılıyorum Hyundai'lerin. Şöyle yana alıyorsun, bir de uzayabiliyor böyle. Bu o kadar faydalı ki şu iyi olay. Şu arka çaprazdan gelen güneş için muhteşem yani. Zorunlu falan olmalı yani, öyle söyleyeyim. Bayılıyorum şu işe. Ya bu arabada zaten şöyle ekoyu alayım, ayağımı dokunduğum an şey yapma, gitmek istiyor. Bu otomobilde Hyundai, bakın ben sağlam geliyorum. Geleceğe sağlam geliyorum. İleride Mercedes, BMW yanında Hyundai de söyleyeceksiniz. Hissiyatı verdi bana. Yani her yerde işçiliği, kalitesi çok iyi geldi otomobilin. Sürüşü de dahil buna.
Bak şimdi mesela yandan güneş geliyor. Oh. İşçiliği, sürüşü, malzeme kalitesi de dahil buna. Şimdi eskiden tabii premium rakipler V8 yapıyordu, V12 yapıyordu. Herkes yapamıyordu o motorları. Şimdi elektrik geldi, mertlik bozuldu. Koyuyorsun abi elektrik motorunu. Zaten çoğu aynı yerden alıyor ediyor. Bir anda o aradaki premium lüks arabalarla normal markalar arasındaki makas kapandı. Ve şimdi üretimi de çok iyileştirdikleri için Kia, Hyundai falan böyle inanılmaz çıkışlarda bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi otomobille gidiyoruz. Bir kere sessiz. Hani konfor, 20 jantlarımız var. 2 ton bir makina. Konfor içinde ilerliyorsun, hissetmiyorsun. Rüzgar sesi desen, çift camlar var, araba gayet sessiz. Sürüş destekleri çok iyi. Yani adaptif hız sabitlemeyi açmasan bile direksiyon yardımı falan çalışıyor. Buralarda viraj dönüyor otomobil. Şeritleri görüyor. Şimdi bakalım. Mesela bak böyle. Çok pürüzsüz biçimde ortalayarak sizi götürüyor. Adaptif hız sabitlemeyi açmasanız bile. Yani oldukça akıllı makineler. Şu kamera olayı zaten harika. Çok seviyorum o olayı. Vites arkasında kulakçıklarımız var. Bunu rejeneratif fren için kullanıyoruz. Hem tek pedal modu var. Şöyle bak. 1, 2, 3. seviye. Basılı tutarsam maksimum. Fren gibi de kullanabiliyorsun. Böyle basılı tutuyorum bak fren gibi. Yani gittim level 3. Level 3 rejeneratif fren. Basılı tutarsam da frene basıyormuş gibi. Bir kere daha basarsam I pedal. Yani tek pedallı otomobili kullanabiliyorsun ki bayağı kullandım bu şekilde. Böyle gazdan ayağını çekiyorsun. Kuvvetli bir fren yapıyor. Bunun yanı sıra sağ tuşla da basılı tuttuğumda auto. O da önünde araba varsa ona göre fren yapıyor. Bak kasisten geçtim. Çok güzel salınım var otomobilin. Süspansiyonları bu 2 tonla iyi başa çıkıyor. Helezon yayları zaten var ya. Baklaları kalın kalın. Mesafesi çok fazla. Bak bir daha geçelim. 40'la geçiyoruz. Çok güzel yaylanıyor. Hatta süspansiyonun çalışma eşiği bayağı fazla. Yüksek süratte biraz böyle dalgalanıyordu araba. Konfora biraz daha sanki önem vermişler burada. Ha, dinamik araba ama böyle çok önlü ondülasyonlu yollarda biraz böyle fazla dalgalanabiliyor viraja girdiğinde. O azıcık çok minik tedirgin etti ama çok da bir problem değil tabii ki. Gaz tepkileri muazzam. Bayağı yani 4 gündür kullanıyorum. Çok hoşuma gitti araba ya. Hakikaten günlük araba. Performans da var. Çok güzel akıyor gidiyor. Yani eğlenmenize de olanak tanıyor bu otomobil. Yani 2 tonla iyi baş ediyor ben sana söyleyeyim. Ki 4 çeker asılıyor. Güçlü motor arkada olduğu için yanlamaya da meyilli. Ama tabii biraz hızlı gelip böyle bozman lazım. Öyle anca sürükleyebiliyor. Power slide'lık tam değil yani ama kaygan yerde affetmez. Şöyle 120 ile gidiyoruz mesela. Panik frende 2 ton nasıl duruyor bakalım. 3, 2, 1. Oo, bayağı güzel. Bayağı güzel. Bu arada çok enteresan. ABS devreye giriyor ama pedala vurmadı biliyor musun ABS? Çok enteresan bak. Bunu ilk defa böyle bir şey hissediyorum. Bir firma bunun için çalışıyor diye duymuştum. ABS pedala hissettirmesin o. Çünkü o bırakıp sıkıyor ya freni. Onu hissettirmesin diye. Bir tane daha yapayım. Şöyle gidiyorum. Ayağımda hissetmiyorum. Enteresan. Enteresan. Hoşuma gitti. Bu 4 günlük kullanımımdan notlar. Başka neyimiz var? Baş yukarıda göstergemiz, head-up display'imiz çok güzel. Böyle sanki yola vuruyormuş gibi gösteriyor. Şu an kapalı bu arada. Ama acayip hoşuma gitti. Yani elektrikler bize tabii bizim gibi petrol head'lere ruhsuz gelse de günlük kullanımda acayip rahatlar. Tam bir mobilite aslında. Mobilitenin tanımı bu otomobiller. Ama böyle gazlamasyon da olmuyor değil yani, oluyor. Biraz böyle bak dalgalanıyor ama hiç çizgisinden de kopmuyor yani. 2 ton gövde.
Gördüğünüz gibi otomobil oldukça dinamik de. Yani 2 ton ağırlığı hayli hayli bertaraf ediyor. Dinamik kullanımlar da yapabiliyorsunuz. Son hızı tabii 180 km saat. Elektriklinin felsefesinde aslında böyle gazlama hızlı gitme yok. Çünkü böyle dayalı dayalı pek gidemiyorsunuz. Ama elektrik motoru çok güçlü, torklu bir motor olduğu için böyle şeylere de müsait. Yani orada bir böyle ters şey var aslında. Bunun haricinde bu otomobili kullanmak nasıl bir his? Ne kadar yaktık, onlardan da bahsedeyim. İçerisi çok ferah. Yani görenler bu ne ya böyle kocaman diyor. Tucson'dan daha ferah hissettiriyor hakikaten. Santa Fe'den de ufak demiştim zaten. Bu otomobil benim 4 günlük kullanımımda şehir içi ve otoyol karışık kullanımda 17-7, 18 kWh gibi enerji tüketiyor. Bunun haricinde mesela uzun döneme bakalım. Şimdi 164 km'nin ortalaması 24.3 ama işte 0-100'ler, son hızlar buna dahil. 1000 km'nin ortalaması da 24.3. Yani enteresan ikisinin de aynı olması. Şimdi bu 19 kilometreyi saymıyorum. Burada gazladık ettik, onlar sayılmaz. Dediğim gibi şehir içinde insancıl kullanırsanız, böyle fazla basma 0-100, yani normal araba kullanır gibi kullanırsanız 17-18 seviyelerinde yakıyor. Böyle bir tüketimde toplam pil kapasitemiz 70 kWh olduğunu düşünürsek 70 bölü 18 388 km çok rahat bu otomobille yol alabilirsiniz. Ama daha da dikkatli olursanız tabii ki 16'lara belki çekilebilir. 15-16'lara çekilebilir. İşte biraz gazlayayım, şöyle böyle işte otoyol falan dediğinde 24.3 demiş burada yol bilgisayarımız. 24.3 kWh dersek tüketimimize, o zaman 288 km gibi çok rahat gidebilirsiniz demek oluyor bu. Ama dediğim gibi 24.3 fazla bir tüketim. Bunun gerçeği bu değil ya. Yani bunda çünkü bu 1000 km test kilometresi, 0-100'ler, hep ani hızlanmalar. Bir de elektrikli araba olunca hep bir böyle her fırsatta fırt fırt basmak istiyorsun. O da tabii tüketimine yansıyor ama gerçekten normal bir araba gibi kullandığın zaman o zaman 17-18 kWh gibi tüketiyor. Şarj konusunda da hızlı şarjı desteklediği için 300 kW'lık bir şeye takarsanız 15 dakikada 20 dakika, 15-20 dakika gibi %80 pilinizi doldurabiliyorsunuz. Bu da bence harika bir detay. Bunların haricinde otomobilin ışıklandırması falan harika. Gece böyle her binen ya ne kadar ferah, beyaz bir iç mekan. Tabii o anlamda da biraz kirlenebilir. Bu arada bütün tüketim verilerim 22 derece klima açık otoda. İşte bunları hani kısarsanız menziliniz artabiliyor ona göre. Yani çok güzel bir otomobil ya. Üzülüyorum bunları alamadığımıza. Yani bu otomobil 2 milyon. Benim gelirimdeki bir insan yurt dışında bunu rahatlıkla alabilir. Almalı da. Alıyor da. Biz alamıyoruz maalesef. 1 milyon 970 bin. 2 milyon diyelim biz buna. Ama hakikaten çok keyifli. Performansa performans. Yalıtım, konforsa konfor. Buralardan süzülüyorsunuz. Teknolojisi ise teknoloji. Malzeme kalitesi ise gayet iyi. Eğlenceli bir otomobil. İçinde bulunması gerçekten eğlenceli bir otomobil. Tabii ki petrolhead olarak bir motor sesi, vites, şu bu. Ama onlar tabii artık bambaşka kafalar. Ben şey diye düşünüyorum, ileride sadece pistlerde atıyorum GT3 RS gibi benzinli böyle sağlam makineleri atıyorum ringte sadece kiralayabileceğiz. Sanki bana öyle geliyor. Şehir içi de full elektrikli otomobiller olacak. Vallahi pil teknolojisi arttıkça, elektrikli otomobiller hafifledikçe bence keyifli sürüşler de sunacaklar. Ki şimdi bile sunuyorlar ama o ağırlığı hissediyorsun tabii. Piste falan hala o ağırlıkla başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Hafiflik çok önemli. Performans yerinde. Performans var ama hafiflik de oldukça önemli. Yani çok sessiz, hiç trim sesi yok, bir şey yok. Şimdi şarj istasyonları da gitgide artıyor. Bununla beraber artık 15-20 dakikada bir yemek molasında menziliniz de olabilecek. Uzun yollara da çıkabileceğiz rahatlıkla. Müzik sistemi zayıflı noktalarından bir tanesi. Yani çok boz var ama
hani çok böyle aman aman bir müzik sistemi değil bence. Müzik sistemi yani adı boz ama altında öyle çok kaliteli bir müzik sistemi yok. Bir iyi bir sistem ister bu. Hatta Özkan abi bir tane Ioniq 5 yaptı dükkanda. Bugün de onun yanına bir uğradım. Yaptık diyor biz bu aradan. Biliyorum abi diyorum, takip ettim. Lastik basınçlarımız biraz inmiş, gazlayınca hemen çıktı tabii. Arabada 2 ton birkaç gazladın mı anında ısınıyor vallahi lastikler. Yani normal tabii ısınması, hani hızlı çıkıyor. O ağırlıkla baş edebilsin diye. Kameralar çok güzel. Şu giderken de açabiliyorsun değil mi kamerayı? Evet, açabiliyorsun. Arkayı gösteriyor kocaman. Şöyle hatta lastiği gösteriyor mu? Ha, güzel. Hem tepeden hem yandan. Şu teknolojiler güzel. Seviyorum. Vallahi Hyundai çok güzel araba yapmış. 2 milyona bir aile arabası alacaksam ve elektrikli istiyorsam çok ciddi düşünürüm Ioniq 5'i. Bana da soruyorlar hep, abi şu kadar param var ne alayım? Ioniq 5 bakın derim. Hakikaten özel bir otomobil. İyi hissettiriyor. Rengi bile bir farklı yani. Rengi bile böyle yeşilli, şuylu buylu. Bir de uzayabilen şey var. Güneşliği var. Harika. Şöyle kapanışı güzel bir yerde yapayım size. Evet arkadaşlar. Ioniq 5. Ioniq 5. Testimizden böyleydi. Hyundai hakkını vermiş. Çok başarılı bir elektrikli otomobil yapmış. Bu videomuzdan böyleydi. Anlattıklarımın haricinde de sorularınız varsa lütfen yorum olarak aşağı yazın. Bu videomuzdan böyleydi. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.